Merhaba, Türkiye Adalet Akademisi'nden Hakim Eda Biçkin. Güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla çalışmalarını ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız ve bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim savcılar yetiştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Uygulamaya dayalı eğitim modeli akademimizin eğitim faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu temelin merkezinde dava dosyalarının değerlendirilmesi, delillerin ele alınması ve elbette gerekçeli karar yazımı bulunmaktadır. 2020 yılının Ekim ayında faaliyetlerine başladığımız yargı kararlarında gerekçelendirme çalışmamızda amaç yargı sistemimizde karar yazma tarzının sistematik bir biçimde belirlenerek standartların oluşturulması ve geliştirilmesidir. Bu amaçla özellikle gerekçeli karar yazımında mevcut sorunların tespit edilmesi, sorunların çözümüne katkı sunulacak hususların ulusal ve uluslararası çalıştaylarla belirlenmesi, belirlenen çözümlerin eğitim materyallerine aktarılması amacıyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu amaçla yürüttüğümüz aday eğitim reformumuz kapsamında meslek öncesi eğitim müfredatımızda ceza hukuku ve özel hukuk alanında meslek öncesinde ve ceza hukukunda gerekçeli karar yazımı dersimizde müfredattaki yerini almış bulunmaktadır. Bu faaliyetlerimiz devam ederken Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz ceza adalet sisteminin etkinliğinin arttırılması projesinde de aynı konuya eğilmiş bulunmaktayız. Özellikle ceza hukukunda gerekçeli karar yazımı ve özgürlük ve güvenlik hakkı konularında gerekçenin temel esasları, gerekçe yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar, özellikle koruma tedbirlerinde ve tutuklamada keyfilikten uzak biçimde gerekçe yazımı konusunda temel noktalar üzerinde durulmaktadır. İnteraktif eğitim modelinin uygulanmış olduğu bu eğitimlerimizde 25 kişilik sınıflarda eğiticinin ve kolaylaştırıcının birbirini görebileceği U düzen şeklinde sınıflarda eğitimlerimiz devam etmektedir. İlkini Ankara'da gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde Samsun, Ankara, İstanbul'da da meslekçi eğitimlerimizi tamamladık. Bugün yine Ankara'da 5. meslekçi eğitimi tamamlamış bulunmaktayız. İnteraktif eğitim modelini uygulamış olduğumuz bu sistemde eğiticilerimiz monolog bir anlatımdan uzak kalarak kolaylaştırıcı sıfatıyla soru-cevap yöntemiyle interaktif bir şekilde beyin fırtınası yaparak katılımcıların görüş geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan vaka temelli kurgusal dava dosyalarıyla somut olaylarla şekillenen dava dosyalarıyla ve örnek materyallerle grup çalışmalarımız da devam etmektedir. Gerekçe yazımına ilişkin temel hususların belirlenmesinin yanında elbette ki bu eğitimlerde esas amaçlarımızdan biri de Türkçenin doğru, güzel ve etkin kullanımını sağlamaktır. Birçok şehirden katılımcıyla toplamda 1500 hakim ve savcının meslekçi eğitimlerini tamamlayacağımız bu faaliyetimizde bütün hakim savcılarımızın meslek hayatlarına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Tuğba Yükselbaş. Kastamonu Adliyesi'nde Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapıyorum. 23-24 Eylül'de Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi'nin düzenlemiş olduğu gerekçeli karar yazımına ilişkin seminere katıldım. Bu seminerde BAM kararları, Yargıtay kararları dışında ilk derece hakimlerimizin verdiği kararları ve yazım tekniklerini görme fırsatımız oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının şablonlarının örneklendirilerek anlatılması faydalı oldu. Grup çalışması yapmamız ekiple birlikte hareket etme yeteneğimizi geliştirdi. Bunun dışında gerekçeli kararların vatandaşın anlayabileceği bir dilde, sade şekilde hukuki problemlere cevap verecek nitelikte yazmamızı sağladı. Eğiticilerin kıdemli meslek büyüklerinden olması uygulamadaki hatalarımızı görmemizi sağladı. Döndüğümüzde gerekçeli kararlarımızdaki gerekli değişiklikleri yapacağız. Eğitim amacına ulaşmış oldu. Teşekkür ederim.